Bir perşembe günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlar. Evet dün dün Bitcoin şöyle bir 41 doğru geri çekildi. Oradan bir toparlanma süreci yaşadı. Bunun da neyin etkisi vardı? Tabi sadece e, kriptolar geri çekilmedi. Altın, e, Nasdaq, S&P ve diğer majör endekslere baktığımızda hala bir düşüş yönünde eğilim var. Bu tabii ki şu dolar endeksinin... Buradan bir tepki yemesiyle yani 102.5 bandından bir tepki yemesini bekleriz. Oradan tepki yerse zaten yön yukarı. Alt koyunlardan S'yi gerçekten şöyle bir kalp işareti yapalım. S'yi tam arkadaşlar 8 katından fazla verdi. Bakın ee, günlerden günlerden ne hatta aylardan diyelim aylardan kasım. Ne dedik S'yi için arkadaşlar burada S'yi yazdık. Seyi alışlarımız 0.11, 0.10 ve en çok aldığımız band ise 0.0.90 bandı. Buradan bir sıfır sildi ve tam tam 9 katı, 86'ya da çıktı. 9 katından da fazla. Güzel bir kar verdi seye. Şöyle bir kalp işareti yapalım. Ben Seyi yani %54-55 bandından itibaren çıkmaya başladım ee, en son bir 84'ten de satışlarımı yaptım. Bakalım rakibi Aptos. Aptos'a da sıra girecek mi? seiye gerçekten teşekkür ederiz. Sey'deki pört çoğunu azalttım. Ne diyordu Ulaş Hoca? Bu adı Allah kimseyi Sey'siz Aptos'uz bırakmasın. Seyi uzun süre bir yatay süresi seyretti. Ondan sonra yönü yukarı vurdu. Ama e, ne deriz? Bir koyun ne sürekli çıkar ne sürekli düşer. E, ben çoğunu Azalttım. Aptos'a ve diğerlerine yatırdım. Bakalım seyide bir düzeltme olursa tekrardan sey'e döneriz. Ama o gün bugün mü bilemem. Diyeceklerim seyi ve e, Aptos burada ilerleyen zamanlarda inceleriz. Peki bitcoin amca ne yapıyor? Bitcoin amca ne yaptı? Bir şey yok. 43 binlerde e, doğal olarak sadece bitcoin ile geri çekilme yok. Bakın şu major endekslere baktığımızda S&P'nin azalıkta onlarda da bir geri çekilme var. Bunun nedeni. Dolar endeksi arkadaşlar. Buradan bir tepki yiyeceğini söylemiştik hatırlarsanız. Geçen haftaki en sonki videomda e, Cuma günü olması lazım. Cuma günü dedik ki arasayla dip var. Buradan yukarı yönlü bir hareket eder. E, ama çok da fazla bir yer kalmadı. En fazla gitse gitse 103 bandı dedik. Şu anda kaç? 102.300 ile 400 arası gidip gidip geliyor. Buradan aşağıya gitmesi kriptolarda pozitif. Altın da pozitif yönde etkiler. Altın Altın özellikle şöyle söyleyelim. 2060 ya da hatta daha doğrusu oradaki rencimiz 2078 bandını kıramadı. Aşağılarda biraz oyalanacaktır ama altında da yön yukarı. Biliyorsunuz altını 1600 dolar bandına topladık. Güzel bir kar ettik. Ben portföyümün çoğunu özellikle 2300-2400 banddan da satacağım. Onu da açık ve net bir şekilde söylüyorum. Zaten güzel bir kar ettik altında. Şimdi geldik bu diyarların kralı bu diyarların kralı ne yapıyor yaptığı bir şey yok. Halvinge çok az kaldı Nisan'ın e, ilk haftaları arkadaşlar 18 mi 20 mi, o civarda olması lazım. Hatta ikinci haftası diyebiliriz. Az bir süre kaldı buradan yön ne taraf? Hocam uyumsuzluk var uyumsuzluk yok arkadaşlar. Şu süreçten itibaren sizlere hep uyumsuzluk var diye diye sattırdılar. Arasaydı herhangi bir ben hala bir uyumsuzluk görmüyorum. Ee, yani şu dibin altında kapatmadığımız sürece, 44 bandının aşağısında kapatmadığımız sürece altında şey altındım işin Bitcoin'de yön yukarı. Zaten şimdi bakın analiz hep bunu tekrarlıyoruz. Yeni girenler var. Onlara söyleyeyim. Analiz için analiz işi 130 grafik bilgisi. Bakın 130 grafik bilgisi. 130 temel temel nedir? Arkasındaki finans sektörlerinden gelen pozitif haberler. Bakın e, ne diyoruz? Ocak, ocaktayız az kaldı spot ETF haberleri var. E, Fed'in faiz indirimleri gündemde hal minkarlanması var. Arkada gerçekten pozitif haberler var. Bitcoin, bakın Bitcoin yataya bağladığında ya da zigzaglar çizdiğinde Arasay tepedeyse aşağı doğru hareket eder. Yani dindirme hareketleri deriz bu, biz buna. Dipteyse de yukarı yönlü hareket eder. Burada uyumsuzluk aramayın. Burada arasayın hareketini tamamlanmasını bekleyin. Uyumsuzluğun nasıl alındığını daha önceki videolarımda çok kez gösterdim. Ee, ama haftalıkta bir şişme alanındayız. Ee, normalde grafik der ki uyumsuz, yani uyumsuzluk yok. Yani indikatörle uyumsuzluk verdi diye uyumsuzluk var Diyemem arkadaşlar. Yok herhangi ben bir uyumsuzluk görmüyorum. açık ve net bir şekilde grafik yatayda zikzaklar çiziyor. Dün bir fake bir yükseliş 44.800 kırdık derken anda da bir aşağı bir mum gördük. Bu longçulara ve shortlara elinizi şu kaldırıştan bir çekin uyarısı. Yani bu süreçte e, gerçekten yürek ister short ya da long açmak <gülüyor> özellikle. <gülüyor> Özür diliyorum. Short kısmına. Peki. Hocam düzeltme gelirim. Yani normalde haftalığa baktığımızda ara sayım buralardan bir düzeltme yapması lazım. Yani az önce ne dedik? %30 temel teknik pardon %30 teknik %30 temel %30 algı. Piyasalar bize verdi algı. %10'da bu üçünü harmanlayan iç dünyamız. Teknik diyor ki buradan düzeltme yapması lazım. Ama arkasındaki haberler, finans tekli yani temelden gelen haberler çok kuvvet. Yani yıllardır bu camianın beklediği spot it haberi kapıda. Faiz indirimleri kapıda, diğerleri kapıda. Can telefon simetri. Yani normalde buradan bir düzeltme yapacağız. Yapmamız lazım. Ama dediğim gibi temelden gelen haberler çok çok kuvvetli. O yüzden biraz daha yukarı yönlü hareket etmemiz gerekir. Peki bir diğer tablo neydi? Bitcoin, Ulaş Hoca ne dedi? 31 bin'deyken bile. Bitcoin neden 65 bin olmaz? Onun da nedenini söyleyeyim. Bakın. Altın. Altın ne yapmış arkadaşlar? Eski ATH'ını geçmiş mi? Geçmiş. Nasdaq. Geçmiş mi? Geçmiş. Eski seviyesini, eski ATH'ını geçmiş. Geriye kim kaldı? Geriye kim kaldı? Bakın eski arkadaşım geçmiş. Geriye kim kaldı? Bitcoin. Bakın Apple'a baktık, Facebook'a baktık, bilmem neye baktık, ne baktık. Hepsi eski seviyelerini geçmiş. Eski arkadaşlarını geçmiş. Hadi Meta yani Facebook'a. Facebook'a bir bakalım. Facebook ne yapıyor? Facebook da geçmiş. Aşağı yukarı. Peki Bitcoin amca neden geçmesin? 65 bin. O günler çok uzakta değil. Bakın. Buralarda diplerde alan aldı. Bu saatten sonra satılmaz. Bu saatten sonra düşüş gelirse bizler için diyorum. Bakın bizler için diyorum. Ekstra para sokar. Sokmak istiyorsa. Bu saatten sonra düşüşler gelirse şu 16 binde girin girin diye dediğimiz arkadaşlar burada oyuna girmek zorunda kalır. 31 bin sonrası. Bakın Bitcoin'de 31 bin sonrası Dedik ki herkes boğaya dönecek. Bak şuradaki düşüşleri de söyledim. Ara dipler oluştu dedik. Halbuki öncesi dipler geldi mi bir daha bu diplerin altında gün kapatmıyor arkadaşım. dip. Bu dibin altında kapatmıyoruz. Dip geliyor. Bu dibin altında kapatmıyoruz. Dip geliyor. Bu dibin altında kapatmıyoruz. Yani süreç şöyle gidiyor. Evet benim telefon da çalıyor. Niyazi Hoca arıyor. Niyazi Hoca'ya az sonra dönerim. Yabancı değil. Yani demek istediğimiz bu. Peki Bitcoin. Bitcoin'i şuradaki çizgilerimizden açıklayalım. Orada yani daha doğrusu Binance'den. Burada daha fazla grafiğimiz var. Şimdi Bitcoin ne yapıyor? Bitcoin ne yapıyor? Bitcoin yaptığı bir şey yok arkadaşlar. Buraya alırsa bu sefer artık hedefler neyse 65 bin 66 bin civarlarına doğru gideriz. Bitcoin'de herhangi bir kötü bir senaryo yok. Herhangi bir negatif bir durum yok. 16.000'den beri sizlere oyuna girin. Buralardan daha fazla dip beklemeyin. Dip gelebilir ama e, muhakkak bir yerlerden girmek zorundasınız. Dedik 16.000'de hatta bakın 2022'nin birçok videosunda dedik ki dediğimiz şu. İstiyorsanız top, toplama dönemi istiyorsanız bu. Benim 16.000 beklentim var. Ben orası geldiğinde oyuna girelim. Bizim Telegram grubu Allah'a şükür hepsi güzel kazandı. Ayı da güzel kazandı. Bakın bu ya şu koyun bu koyun demeye gerekiyor. Güzel bir sepet yapın. Güzel bir yere gidelim. Biz denedik. Aptos seyi. Seyi çok güzel gitti. Aptos'tan biliyorsunuz 3 dolardan aldırmıştık. 21 dolara da çıktı. Orada kar satışları yapmanızı söylemiştik. E şu anda 9 bandında e artık Aptos'un da sırası geliyor. Ben önümüzdeki hafta artık Aptos'un sırası diye düşünüyorum. KDA vardı. 0.700 bandlarında. Flow var. BSV çok güzel yükseldi. E yani şu yılbaşı öncesi BSV'den beklediğimiz hareket geldi. Birçok oyunda farmdan bekledik 20 dolardan. Bakın farma tam en fazla bekleten koyun benim farm oldu. 20 dolarda 21 dolarda maliyetlenmenizi söyledik. Oradan tam 3 katı 3 katından da biraz daha fazla yaptı. Yani elimde farm kalmadı. Elimde seyi çok az kaldı. BSV, BSV arkadaşlar 3 kat yaptı bir anda. Ben oradaki pozisyonlarımın çoğunu zaten boşalttım. Telegram'a yazdım. Ee, bakalım yani bir flow kaldı. Flow yükselmedi. Flow adı sıra gelecek. Güzel güzel e, blockchain'lere e, token dağılımı yapmış coin'lerde yerinizi almanızı tavsiye ediyorum. Az sonra da elimdeki coin'leri söyleyeceğim. Neler var elimde? Arpa var. Arpa gerçekten dik durdu. En sonki alışımız Arpa'ydı. Arpa hiç zarar ettirmedi bu düşüşte. Şu anda karda mıyız? Kardayız. Evet neyse. Şimdi yorumlara geçelim. Tabi yorumlara geçmeden önce biliyorsunuz Ulaş Hoca kahvesiz çıkmaz. Ya e, Mehmet hocam demiş ki, pardon Mehmet hocam Mertal hocam alt gölden aşağı iğne attıkları yerleri ziyaret edecek, edecekler gibi. İnşallah ederler. Alım yaparız ya yani. Ali Çelik hocama e, ben teşekkür ederim. Hard coin'e bakalım. Evet dün bütün koyunları yorumlayamadım. Kusura bakmayın. E, hocam kolay gelsin BDP. Evet BDP'de Muhammed Hoca battım. <laughs> e, hocam eline diline sağlık. Telegramda canlı yayına nasıl katılıyorsunuz? Canlı yayın ben açtığımda katılabiliyorsunuz. Yani e, sürekli açmıyoruz. Bakın önceden sürekli açıyorduk. Aşağı yukarı her gün açıyorduk. Ama e, özellikle son 2-3 aydır, aydır herhalde toplamda 4 e, canlı yayın açtık. Ee, yani canlı yayını azalttık benim işlerden dolayı. Ee, bakalım bu akşam açalım olmadı. Müjdat hocanın isteği üzerine açalım, herkese açın Yani bizim Telegram grubunda herhangi bir ücret yok arkadaşlar. Ücretli grubumuz da yok. Ama dediğimiz sizlerden istediğim bir şey işte tek bir şey var. Bildiğinizi bizlerle paylaşmak zorundasınız. Biz de bildiğimizi sizlerle paylaşmak zorundayız. Çise bir bakalım. Evet, e, Nekete, Kote, evet Sedat Hocam'a ben teşekkür ederim. Olya, Olya ya bir bakalım ya. İncelemeler için teşekkürler. Vedat Hocam ben teşekkür ederim. Hocam selamlar. Bal, bal koyuna bir bakalım. Eos var, Arpa var. Arpa'ya bir bakalım. Pitbull'u bunları zaten inceledik. Neyle başlayalım biliyor musun? Arpa ile bir başlayalım. Arpa ne yapıyor? Arpa, burada mı Arpa? Arpa koyun. Şimdi Arpa'yı neden aldık? Onu da söyleyelim. Koyun market kim? Gel buraya. Tablomuzda tablomuz <laughs> Arpa çok hızlı toparladı arkadaş. Çok hızlı toparladı. Yani bu kadar hızlı toparlayacağını ben düşünmüyordum. Buralar zaten alım yeri dedik Arpa'da bakın. Buralar alım yeri. Buranın üzerinde miyiz? Üzerindeyiz. Tablo bana göre pozitif. Tablo bana göre pozitif. Şimdi Arpa'da en sonki dipler burası. Tabi buradan almak varken buradan alacağız diyenler olacak. Bilemiyorum yani buranın üzerinde kaldı sürece arpa ben pozitifim. 60 bandı 59 bandı üzerinde kaldı sürece ben pozitifim. Neden arpa? Şimdi gösterelim. Şimdi arpa 424. Sarı. Borsa listelemesi bana göre 10 numara. Neden 10 numara? Coinbase'den tut bütün borsalar var mı var. 2 milyar adet de bu fiyatlar biraz uygun. Yani normalde ben şunu bekledim 0.6 0.6 sentlerdi Oralar çok uzak gidecek daha bana göre yolu var. O yüzden bu adam, arpa koyun elimde olacak. Dediğim gibi ilk önce bir e, burayı bir sağlamlaştırsın. Gerisi önemli. Değil. Üzerimizdeki bir ara range'imiz var. Burası 70 bandı mı? 68 69 bandı. Ondan sonra yola çıkmak. Neden yola çık? Biliyor musun? E, buradan buraya da çok güçlü range'lerimiz yok. Geriye kalan bir range'imiz kalıyor. O da 95 bandı. Şimdi elimdeki koyunları şuradan söyleyeyim. Sey. Seydeki pozisyonların birçoğunu kapattım. Yani yüzde yetmişine kadar sattım. Yüzde otuz, yüzde yirmi kaldı. Yine çıkarsa yine satarım. Bak, yine çıkarsa yine satarım. E hocam, bu boğada kimse seysiz girmesiniz. Ya arkadaşım bir anda bu kadar sert yükselince kutsal bakımın ulaşıcı dayanamıyor yani. Satarım. Arpa var. Ee, bir en çok az bir şey var. Ee, ADX var. ADX'den beklentim var arkadaş. ADX'de yükselim. NTR'ne biraz aşağılara gelse maliyetlenebilirim. Özellikle 0.807. elimde çok az bir şey var. Ee, Pörtlerim çok uz az kısmı. Witch'e şöyle ufak bir, bir ekleme yaptım. Bu düşüşlerde. Elimde yoktu daha doğrusu ekleme derken alma yaptım. Gündemimi ekledim. VIP'den biliyorsunuz 4 katı kazandık. Oradaki ben Pört yüzde %80'ini kapattım. İlkini kapatmışız. Oradan neye geçmiştik? Rife, BSV. Oradan da 2 katları aldık. Yani... VIP'den 3 katı alınca, bu taraftan da 2 katı alınca otomatik 6 kat yapmış durumdasınız. Aptos, Aptos'un yolu daha var arkadaşlar. Merak etmeyin ya. Ben Aptos'ta hiç o kadar e, şey etmiyorum. Polix var arkadaşlar. Polix elimde tutuyorum. E, real Dünya asetleri. Bakalım token ekonomisi de güzel. Bu fiyatlar eder mi derseniz eder. Sadece işte bu rüzgar başladığında hiç olmadı. Orada olmamız lazım. DOT var elimde. VeChain var. Diplerden aldım. Dot'tu da aşağı yukarı 6 bandından aldık. 5.5-6 bandından aldık. Pepe var banko banka olsun diye. Pepe'yi 0.60 bandından almıştık. 140'a çıkınca ben onu da %80'ini okuttum. Aşağı yukarı 3 katı yani 3 katından 2 katından biraz fazla verdi. Ama ana param yok. Karımı da aldım. Orada bir kısım bıraktım. Çünkü Pepe'nin sağ solu belli olmuyor. ERN var. ERN'den de güzel satışları yaptık. Ee, şöyle bakalım. Kadena var. Kadena'yı hala elimde tutuyorum merak etmeyin. RIF, Rif. Rif'ten de umutluyum. Bakın Rif. Gerçekten Rif'ten de umutluyum. BSV var arkadaşlar. BSV çok güzel yükseldi. Bakın BSV'yi biz şunu günlükte açayım. Biz BSV'yi hatırlıyorsunuz buralardan 700 banttan 800 banttan aldırdık sizler. W testini yapıyor. Alın alın dedik. Bir anda kaçarda çıktı. 18'e kadar. 2 yani kat 3 katına yakın. Hatta üç katı rahat verdi diyebilirim. Ee, bunun dışında yani Mina var. Mina var arkadaşlar. Diyeceklerim bunlar. elimdeki aşağı yukarı tokenler bunlar. Hemen yorumlardan devam edelim. Ee, hard coin'e bir bakalım. Evet hard. <laughs> de bir bakalım ondan sonra. Hard. Rites hareketi yapıyor. 19 manlığını kaybetmemiş. Güzel. Ee, pozitif olabilmesi için de şuranın tekrardan bir üzerine atması lazım 22 bandı. Burayı kaybetmemiş pozitif burayı da alamamış nötrüm yani. Şurayı bir alırsa ben pozitife yine dönerim Ara Arasen çok güzel dindirme hareketi yapmış. Ee, bakalım eğer gideriz ki bir yer açmış Arasay'ın yer açmış diyebiliriz. Buranın üzerine çıktıktan sonra yolu açık olur. Yine 27-28 bandına doğru bir hareket gerçekleştirir. Ama asıl yükselişini bu band sonrası yapar. Yani 28 bandı sonrasını sonrası yapar diye düşünüyorum. Seyiye bakalım aklımızdayken. Seyi tam yani çok fazla verdi arkadaşlar. Bak buralarda aldırdık hatırlarsanız. De ki kanalın ortasında bir alan neden? Çünkü kanalın üstünü kırdı bak. Kanalın alt bandına çıktı. Üst bandında buralardan aldırdık. hatırlarsanız. E, Telegram grubunda yazdık. Videoda da söyledik. 90 bandından Alış emirlerimizi girdik, aldık. Yani yeter mi? Yeter arkadaşlar Daha nereye gitti? Uzaya mı gitti? Aya mı gitti? Nereye derseniz deyin. Daha gider mi? Bilemem. Elimde şey var mı? Var. Ama %70'ini, %80'ini elimden çıkardım arkadaşlar. Açık ve net bir şekilde söylemek gerekirse. Bakalım artık sıra sırayı Abdos'a sallıyoruz. Şeyi. Geri çekilimler nere olabilir? Ee, yine 53 bantları olabilir. Dünkü yine zaten buradan döndü. Ee, orayı kaybetmesi durumunda 41. Ama şu rençler arkadaşlar. Yani 22 ve 30 bantları güçlü rençler. Eğer olur da sert bir düzeltmeye girerse. Buralarda emirlerimi tekrardan girelim diyeceklerim. Ee, bunlar ara sayı. Ara şişmiş arkadaşım. Şu haftalıktaki şişkinliğe bir baksana. İşaretleyelim de burayı. Sonra demeyin. Arasay Haftalıkta 87 yani bunun bir düzeltmesini yaparsa pozitif oluruz. Günlükte de bir işaret atalım da. Evet. 60 evet. neyse. Hemen rakibi Aptos'a bakalım bu arada. Aptos. Aptos, Aptos. Kalem açık kalmış. Yine kalmış neyse şuradan silelim şunları da. Aptos pozitif. Yani yine 9 bandın üzerine atmış ama sağlam bir iğne attı. Ee, daha önce bu iğneleri tamamlamamış. Bak daha önce de söylemiş. Şu iğneleri tamamlamamış. Yeni yukarı atmış. Bakalım şu band kaldı. 11 band. 11 bandını alırsa daha da sert hareket edecektir. Yani Abdos, Abdos'tan beklediğimiz o hareket daha gelmedi. Ee, güzel bir test hareketi yapmış şu band. Biliyorsunuz bu band bizi çok çok Zorlamıştı 8 bandı. İlk hedefin buradan 8 bandına gideceğini söylemiştik. Kırılması durumunda pozitif. Evet kırıldı. Rites etti. İkinci rites ettiği iğneyle artık geriye ne kaldı? 11 bandını alması. 11 bandına sonra aptosla kemerleri takın e, derim. Evet şöyle yorumlardan gidelim. Aklıma gelen koyunları da incelemek zorundayım. BDF evet. BDP ne yaptı aşağı çaktılar mı şimdi bir bakayım. <laughs> Özür diliyorum. Ne olacak bu BDP'nin hali Muhammed Hoca? Tekrardan girdi. Bir sıkıntı yok. Trenine tutunuyor. Ama hızlıca bir yani şu bandın üzerine atması lazım yalnız. Tehlike de gösteriyor. O 142. 142 bandının, 14, pardon 124 bandının üzerine hızlıca atması lazım. Ee, bakalım tablo, tablo ne? Tablo dikkat et diyor, dikkat et diyor ama ara sayında güzel dindiriyor. Yani diyecek bir şey yok e, Yani şu anda bütün altcoin'ler geri çekildi. Yani BDP'nin de çekilmesi gayet normal. Yani çok fazla da çekilmemiş aşağı yukarı. Diğerlerinin tablosuna bakarsın. Evet Arpa'ya bir bakalım. Arpa'da son durum. Ya Arpa'da pardon Arpa'ya baktık şeye bakacaktık ya. Neyse Arpa'ya şöyle bir hızlıca inceleyelim. Dediğim gibi Arpa pozitif. Buranın üzerinde kaldı sürece pozitif. 60, 60 manlının üzerinde kaldı sürece ben ARPA'da pozitifim daha gidecek. Çok çok yolu var. Tekrarladık herhalde. Şimdi unuttum. Baktık mı bakmadık mı ARPA'ya. Neyse. Şöyle coinlerimize bir bakalım hızlıca. NKN. NKN'ye bir bakalım hadi. Üç tane coin isteği yapmışsınız ama zaman yeter mi? NKN tablo çok hızlı toparlamış ya bu NKN'e. Daha önce, ince, yani evet. şu an üzerinde kalıcı olursa bak. Bir gün 17 bandı üzerinde. Neyken'i görsek gerçekten çok güzel hareket eder. Şu anda buralardan red diyor. 12 bandından red diyor. Ee, yani kaç burası tam. 12.64'ten red diyor. Ee, bakalım oraya alırsa e, doğal olarak 14-15 bandına ve hemen ardındaki güçlü range'miz e, 17 bandı var. Buranın kırılımında daha sert hareket eden bir NKN görebiliriz. Ya NKN çok fazla ayağa girmemiş ya bak tepeden buraya da gelmiş. Yok birden sağlam düşmüş ya. Evet. 12 bandından 01 derdin. Yani buralar bayağı bir uygunmuş. Neyse ne. Sıkıntı panik var mı? Yok. Yok arkadaşım. Herhangi bir şey görmüyorum. Bu iki renk. Bu iki rencin kırılımına dikkat ederdim. Yani tepemizde 17 bandı var aşağımızda 0.070. Buradan tabi çok çok uzağız ama şu anın kırılımına ee, dikkat etmemiz lazım. Olya, Olya'ya bir bakalım. Sonra birkaç koyunu daha bakalım bitirelim arkadaşlar. Fazla vaktim yok o yüzden. Evet. Meksika'da varmış. Meksika'da varmış koyun. Olya'ya çakmışlar ya aşağı. Olya. Aman yarab, aman yarab. Bu, bu nasıl çakılır? Mal boşaltmışlar. Mal. Bak, malları boşaltmışlar. 9 Aa, bak ben bu koyun hakkında bir şey diyemem. Neden? Bilgi yok diyor bak. Bilgiler net değil diyor. O yüzden arkada token basmış olabilirler. Bilemeyiz. Bilemeyiz arkadaşlar. Yani 1 milyon adet de bu kadar etmez yani. Yani 900 milyon adedi varsa bu fiyatlar çok çok ucuz ama ünlem işareti, ünlem işareti. Yani bunlar diyor arkada bir işler çeviriyor diyor token kısmında. Bizim bilgimiz yok diyor. Arkada token masyörü olabilirler. Yoksa böyle düşüş neyin düşüş arkadaşım? Ne oldu da düştü. Athena'ymış. Bilemiyorum. Nedir ne değildir. Yani Evet arkada nasıl basıyor. Yani game over yapmış geçmiş olsun. Burada kalanlara geçmiş olsun. Burada kalanlara geçmiş olsun. Diyecek kelime yok. İnşallah çıkartırsınız zararınız. Hmm. Bak ne oluyor? Ben size göstereyim ben. Hani uyumsuzluk var diyorlar ya. Gel işte uyumsuzluk burada. Yükselen dip, pardon yükselen tepe. Yükselen dip, yükselen tepe, yükselen yükselen tepe, yükselen Falan filan neyse öyle gidiyor. Yani arasa yukarı gidiyor. Arasa yukarı gidiyor. Grafik aşağı gidiyor. Sert bir şekilde hem Öyle böyle değil. Bu neyi gösterebiliyorum? musun? Arka planda token basıp piyasaya sürüyorlar demek. Diyeceklerim bunlar. Özür diliyorum. Yani bunu yorumlayamayız. Ne desek boş. Ne dersek boş arkadaşım. Evet bir coin daha alayım. Ceybere daha dün baktık. Orayı ICP mi? Ace mi? Orayı bir bakalım. Ve ardından ICP'ye bakalım bitirelim. Diğer eski eşliklerimden gerçekten özür diliyorum. Hanım işaret ediyor oradan. E, onun bir arabasını tamire götüreceğiz. Orayı 10 bandı yani şu bandı alması lazım. Tekrardan ikinci hatta 4. hareketini yaparız. 1. dalga burada gelmiş. 2. dalga burada gelmiş. 3. dalga burada gelmiş. Dördüncü dalga buraya da olur. Burayı kırması durumda yani 10 bandını kırması durumda da e, dördüncü dalga devam eder. Ara sayında zikzak çiziyor. Ee, bunda uyumsuzluk var mı var bunda uyumsuzluk var ama şurada uyumsuzluğu gidermiş burada uyumsuzluğu gidermiş şu son arası hareketinde uyumsuzluğu gidermiş geri çekilmeler e, yine bu bantlar 6-20 bandı orayı kaybetmesi durumunda da şurada bir ara rencimiz var 5 ve en güçlü rençlerden bir tanesi de 4-36 icp'ye bakalım Evet İCP'de durum yani evet, güzel. Buralar burayı alması önemli. Burayı alırsa pozitif. Yani 15 band diyeceklerim bunlar. Alamazsa yine 11 bandı ritesi der. Burada tutulmazsa diğer aşağıdaki güçlü renklerden bir tanesi de 9 bandı diyeceğim. Evet son bir coin de benden gelsin. Riftçiler e, tepede aynı çok e, tepede kalanlar var. Rift geri çekildi alışlarımız zaten buralarda arkadaşlar yani. Öyle çok e, aldığımız noktaya gelmemiş. Şu bandın üzerine atması lazım. 21 bandı. 21 bandı üzerinde kapanışlar yaparsa hatta 22 bandı da diyebiliriz. Yönün tekrardan yukarı sert bir şekilde olacağını düşünüyorum. Ara sende bir uyumsuz yok. Ara sende dinlenmiş. Olur da bir gün 22 band üzerinde kapanışlar görürseniz rifte kemerlerinizi takmanızı tavsiye ediyorum. Bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.